yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Her zaman gibi 2 gündür dışarı çıkmıyorduk. Bugün 3. gün. 3. gün dedim. Neredesin bu? Niye korkmuyorsun? Ay, şöyle bugün 1 senedir arkadaşlar saçımı düzleştirmiyordum. Düzleştirdim şöyle güzel mi güzel. Pek de düzleşmedi ama olsun, eskisinden beri hallı oldu gibi. Çünkü benim saçım ne? Kestirmeyince olmaz ne be? Benim çünkü. Yok. Benim saçlarım bir de ısınması aldığında bile şekil almıyor arkadaşlar. Hemen eski haline geri dönüyor. Niye böyle anlamış değilim. Evde 2 dakika düz duruyor. Dışarı çıktığım an hemen kendi haline dönmeye başlıyor. En azından çok kabarık kabarık değil. Hoşuma gitti. Azıcık daha uzasın kestirivereceğim. Çünkü şuralarda falan kestirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu sarılıklar bir gidiversin artık. Yeter kendi saçlarımı istiyorum. Haksız mıyım kız? Önüne de bak da. Bilmiyorum daha saçımı boyatır mıyım ama yok anam yok. Kendi saç rengimde kalsın bir süre değil mi kız? Kendi saç rengimde kalsın bir süre. Hayır, belki Brezilya fönü yaptırırım, o olur. Kendi saçımı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş aşağıya iniveriyoruz. Güzel mi güzel, bir de makyaj yaptım. Beğendiniz mi makyajımı da? Ay çok da yoruldum. O kadar terledim ki. Güneş kremi sürdü, herhangi yere fırtlıyor sıcakları. Bu nasıl bir şey ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim cildim yağlı olduğu için mi acaba geri fırtlıyor, ben anlamadım. Vallahi geçen de bir bayağı çok sürmüşüm herhalde. Ana fırtladı sıcaktan hep. Sinir oldum, şöyle yapa 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 bir kaldım yola doğru. Arkadaşlar şoktayım, bakın yine çekirdek indirime girmiş, hemen alıverdim. Ve o bir dolu da indirimdeydi hala. 2 tane de ondan alıverdim. Çok güzel o. Evet çok güzel. Efsane bir şey arkadaşlar. Hele dolapta biraz bekletin. Çekirdekler hem iri boyu indirime girmiş hem normal boyu indirime girmiş arkadaşlar. Terlikler. Evet, terlikler de indirime girmiş. Şunlara bakalım. Acı hep indirime girmiş. Bakın. Zeytinyağlı dolu sabun da. Sarılar hep indirim etiketi herhalde. Şunlar da bakiye falan bırakıyor. Bu taraftan alacağım bir şey var mı? Şöyle. Yok herhalde. Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek. Baba dondurmalıyım mı? Tamam da. Geçti. Ben, Anam az kala önümü göremeyeyim de şey yapayım arkadaşlar. Gelin arabası göremedim ben ama siz gördünüz mü? Evet, Ayvaz'ın oradaki birindeyiz arkadaşlar. Önce ekmek alıvereceğiz. Bakın bundaki indirim bitmemiş, sütteki indirim bitmemiş. Yarın son gün. Bulgur da indirimdeydi. Şu ıslak mendilden alacağım yine. İndirime girmiş çünkü arkadaşlar. 12 TL. Şöyle koyalım. Bir tane de şöyle bulgur alıyorum. Kolumu da vurdu. Süt de alıvereceğim. Şöyle. Bir tane daha mı alayım? Bir tane daha alayım. Zor götüreceğiz ama. Değil mi? Yani. Ama işte 8.50 kadar. Yağlı sütü nerede 20 liraya buluyorsun da alıyorsun. Evet, Pepsi Cola da 35 TL. Lee Cola 38.5 TL. Hangisini alayım? Kararsız kaldı. Evet. Bir tane de vişne alayım. Vişnede de indirim var çünkü. Bir tane daha hamur kabartma tozu aldım arkadaşlar. Evet. Şeyde kek alayım. İndirime girmiş arkadaşlar. Bakın 4.25'e düşmüş. 4 tane bundan alayım. 4 tane de şundan alayım. Şöyle. Ayol kavala kurabiyesi indirime girmiş. Almazsam olur mu? Olmaz. Değil mi? Evet, kavala kurabiyesi en sevdiğim. Evet, anamın gözlerine bakın.
Bir de aldığımız şeye bakın. Evet, bir de bunları alalım ve tamamlayalım alışverişimizi. Bir tane de sanaya aldık arkadaşlar. Evet. Alacaklarımızın bir kısmını aldık arkadaşlar. Şimdi anamı dolmuşla göndereceğim. Ben de Buğra'yla motorla gidivereceğim. Beni de şeyde bekleyin. Dolmuştan ineceğim yerde, o köşede. Ver. Buğra bekler ya. Ben elimdekilerle eve çıkarım. Hepsiyle. Belki beraber çıkardık işte. Hepsini nasıl çıkaracağım? Kız bir tane poşet ya. Allah'ım, sanki gerisi bende de, hepsini nasıl çıkaracağım? Yerim seni, terlemiş çok bayağı abi. Anacığım, mahvolduk biz, mahvolduk, mahvolduk. Gene asansör çalışmıyordu. Asansör çalışmıyor değil, asansörü kapatmışlar arkadaşlar. Bizim karşı dairemizin yan tarafına taşınma işlemleri var. Birileri taşınıyordu. O yüzden de asansörle taşıdıkları için direkt asansörü kapatmışlar. Biz de elimize yüklen, Allah'tan bu ilim aldık. Ya. Yoksa var ya, orta yerimizden çıkardık. Vallahi sohrana sohrana. İnen de sohrana çıktım ya. Çıkan da sohrana ye. Ha, vallahi ya. Hayır, millet bir de 6. kat, öyle alt katlar da değil arkadaşlar. Bir de elimizde yükler, mahvolduk. Kalp krizi geçireceğimi zannettim. Hemen aldıklarımı göstereyim. Ezilmiş mi? Ya. Ya. Yine. Evet. Hep indirimli ürünleri aldım arkadaşlar. İndirimsiz ürün bir tane, iki tane falan var. Yufkayla, evet, erişte mi? Makarna. Aynen öyle. Ev makarnası. Hemen aldıklarımı göstereyim. En birincisi, anacığımın çekirdekleri indirime girmiş. Hemen bir iri boyunu, bir normal boyunu alamam diyeyim. Benden önce kendisi koşuyor çekirdeğin başına. Ondan sonra acelin bu şeyi 25 TL üzerinde şokta indirimdeydi. Arkadaşlar hemen gel göster mutfak için. Yağları çözer falan diyor da şey için de kullanılıyormuş. Beyaz çamaşırlar için de kullanılıyormuş. Öyle arkadaşlar. Mi? Evet, üstüne böyle pıs pıs sıkıyormuşsun, makineye atıyormuşsun. Hmm. Ondan sonra acaba 101'den domates aldım. Pek de güzel domates yoktu arkadaşlar. He ya, güzel oluyordu. Domatesler bozmuşlar. Vallahi haklı, her şey. Ya hiç sineklenmiş, bilmem ne itmiş. Brilliciğime bardak poşet çay aldım. Arkadaşlar Doğuş'un 112 TL. Bunu şeyden aldım, Migros'tan aldım. Şöyle yakından gel göster. Bakın arkadaşlar, sabahları işe giderken hemen sallama çay içiyor, öyle gidiyor Brilliciğim. Ondan sonra bir baktım, Likola 38 kusur. Bir baktım, Pepsi de 35 liraya düşmüş. Hemen gittim Pepsi aldım arkadaşlar. Ondan sonra sütlerdeki indirim yarın son günüymüş. O yüzden 4 tane daha böyle yağlı süt aldım. En sevdiğim kavala kurabiyesi indirime girmiş. O yüzden bir tane böyle kavala kurabiye aldım. Bulgur aldım arkadaşlar. 16 TL'ydi. 16 TL'ye daha ne alabiliyoruz kız? Bedava. Şey. Yemin ederim bedava. Gerçekten fiyatları gördükçe 16 lira 20 lira bağırdık, para gelmiyor yani. Ondan sonra bakın bir dolu. Ben bunu indirimde diye aldım ama indirimde değilmiş. Orada ya. İndirimde gösteriyordu. Evet öyle. Bırakaydı. İndirimde kağıttan geçtikten sonra şey yaptım. Ondan sonra kek aldım. Kakaolu kek, üzümlü kek. Dörder tane. Çok hoş kağıtçılar, çok. Aynen öyle. Ondan sonra ben sanaya aldım. Sanaya da kendinden geçti. Eridi gitti valla. Ondan sonra hamur kabartma tozu aldım yine şöyle bir paket. Ondan sonra anacığımın en sevdiği salam. Ayvaz'ın oradaki birinde vardı. Bir tane kapı verdik. Evdekini bitirdi bile arkadaşlar. Her sabah kahvaltısında mutlaka yer anacığım. Sade ben çünkü yemiyorum ki Merve. Çok siz seviyorum. De yiyorsunuz. Ben 40 yılda sen yiyorsun, baban yiyor. 40 yılda bir yiyorum ben. Olsun, 40 yılda bir de olsa. Ama bu olsa mendiller indirime girmiş. Geçen de indirimsiz almıştım. Ya. Evet, indirime girmiş bir paket daha aldım böyle arkadaşlar. Ondan sonra yine 5 TL bakiye bırakıyordum. Makyaj temizleme pamuğumdan aldım. Bunlar çok şey oluyor, kullanışlı oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Büyük hem de. He. Hemen bir tanesiyle iki gözünü yüzünü silebiliyor. Ha. Ama ötekinden harca. Bu ne ya? Kaymaklı lor bulamadım ama lor. Kaymaksız buldum. He, kaymaksız lor aldım arkadaşlar. Ondan sonra maytanoz aldık. Börek yapıverdik. Ondan sonra ama bu kereski börekliğim yumurtalı erişte. Yufkacıdan aldım. Evet. Yumurtalı erişte, canım erişte de istiyor benim. Yaparız. Yumurtalı erişte aldık. Bir de 3 yaprak şey aldık. Böreklik. Bunlar ne kadar pahalıymış arkadaşlar. 120 lira mı dedi ne?
şey erişte kilosu. He. Bunun da 6 tanesi 80 lira değil. Yok. Tabii 6 tanesi 80 lira. 3 tane verdim. Aldım 40 lira. He. Ondan sonra şöyle üçlü paket cipsi aldım. Ve bir tane de vişne suyu aldım. Bu da indirimdeydi arkadaşlar. Sodayla karıştırıp içmesini seviyoruz biz. Evde de bir sürü soda var. Ondan sonra acıma başka da bir şey almamışım. Bunları getirene kadar da tabii ahınan karayı seçtik. Anacıma dolmuşa attım gönderdim. Ben de brilliğine geliverdim. Şimdi buraları bir güzel toplayalım. Ondan sonra hem böreğimizi yapalım yarın için hem de pizza yapalım. Hadi bakalım iş başına. Merve bizim balkon ne kadar karışmış öyle. Karışır doğal olarak. İki tane şey daha çok he, yani. Biber kurusa. Yani neyle biberlerime bakayım tıkırdamış mı? Yıkayamıyorum da. Ececik bir iki gün daha güneş şey yapsa. Yerim ben sizi. Yiyeceğim az kaldım. Brüli diye ondan diye bir tencere anca çıkar diye. Sen ne diyorsun Brüli? Bunu bilin. Ha, oradan bir düğün diye. Yemeğe çıkar ya. Dolması çıkar. Valla. Demek ki Brüli'ye az geldi. Ay hemen şunları kaldırıvereyim. Evet. Çok yoruldum. Çok. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Bir takipçimin yorumunu gördüm. Demiş ki o renkli sıktığın şeyler nedir canım demiş. Ben de hemen onları söylemek için elime aldığım hepiciğini size... Selam renkli... olsun buradan da. Evet, yanaklarından öpüyorum. Bu sıktığım şeyler arkadaşlar böyle paketliydi. Hepsi bir aradaydı yani. Şöyle göstereyim. Doktor Ötker'in bu pasta süsleme şeyleri. Bu bayağı oldu vardı. Değil mi bunlara? Ben bunları BİM'den aldım. Bayağı da oldu alalı arkadaşlar. Hiç kullanmamıştım. İşte waffle'ımın üzerine kullanmak için bir ilk defa deneyeyim dedim. Bunlar normalde dolapta olduğu için çok sert. Aynen öyle. Kullanmadan önce dışarı bir yarım saat önce çıkartırsanız daha kolay bir şekilde şey yapar. Bir de bunların şöyle şeylisi var arkadaşlar. Jel renklendirici. Şöyle kırmızı olanından var. İki tane almıştım hatta bayağı uygundu o zaman fiyatı. Çok ama ucuza, daha da gelmedi daha herhalde. Daha da görmedim ben BİM'de. Bilmiyorum görürseniz alabilirsiniz. Bu da kırmızı. Bir de en sevdiğim tabii mavi renklendiricilerden he. Aldım arkadaşlar. Bunları da daha kullanmak nasip olmadı. İnşallah bir gün waffle yaparken üstüne sıkarsın işte Merve. Yok renklendiricileri olmazsa belki bir kurabiyede bir şeyde bu renklendiricileri kullanırız hep beraber nasıl bir etki yaratıyor görürüz arkadaşlar. İşte çok da pahalı bir şey değildi benim aldığımda. Bakmayın daha göremiyorum ben BİM'lerde. Bunu öbür evde almıştık değil aynen mi? Öyle. Yani bunlar pasta süsleme şeyleri yani. Ekstradan farklı bir şey yok. Böyle kutuma da koydum. Şimdi dolaba girip attırıvereceğim. Sizlere de artık burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.